Ve evet dostlar, herkese çok selamlar. Başlıyoruz. Evet, öncelikle dünkü doların uçuşundan sonra gelen sorular. Ya bu uçuş ne olur? Bu uçuş devam eder mi? Bak şimdi kanka, doların euronun uçuşunu teknik analize falan açıklayamazsın. Teknik analiz dahi yapamazsın şu an. Yani şu grafiğe ne analiz yapacaksın bak. Çünkü Bitcoin'den altcoin'lerden lütfen hatırla. Bazen teknik analiz, bazen temel yani piyasa gerçekleri, bazen de zincir analizi öne çıkar. Ona göre analizini yaparsın, know-how'unu ortaya koyarsın. Fakat işte burada dolarda, euroda çok uzun zamandır zaten teknik analize göre falan değil. İşte piyasa gerçekleri, real ekonomiyi, faiz vesaire bunlara göre hareket ediyor. Yani aslında burada üzerine konuşacak çok da fazla bir şey yok. Yani hani böyle ya üreteceksin, dışarı satıp ülkeye dolar, euro getireceksin ya da işte yasama, yürütme, yargıyla, kuvvetler ayrılığıyla demokratik bir ülke görünümü gösterip aslında yabancı yatırımcıya uygun zemin hazırlayacaksın. Yani dediğim gibi bazı şeylerin böyle her gün saatlerce dolar, euro videolarına bence gerek yok. Evet yani al işte bak şimdi neyi vereceğim. Citigroup'ta yeni yayınladığı yatırımcı raporunda dolar TL'de longa dönüyoruz diyorlar. Yani dolarda yükseliş bekliyorlar. Hedef bak burada demişler. Target 30 demişler. 30 TL'yi hedef göstermişler. Stop'ta 22. Eğer hani 30'a kadar gitmeyip 22'ye düşerse oradan stop olacağız demişler. Neyse kankalar, biz kriptolarla devam ediyoruz. Başlarken kanala abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını mutlaka yaz. Evet. Şimdi önceki videoda dediğim üzere Bitcoin 30.000 doların üzerinde tutulması aslında piyasaya enerji oluyor. Dönüş sinyali için eski yatırımcıya, kırgın yatırımcıya falan bir mesaj oluyor. Lan 33 yani 3 var başında. Lan dönüyor mu Bitcoin falan? Hani psikolojik çok önemli bir olayı var. Yani burada aslında Bitcoin savaşıyor. 30.000 üzerine tutunmak için savaşıyor. Yani ona geleceğiz ama şimdi başka ilginç olaylarda yaşanıyor. Şimdi Robert Kiyosaki diyor ki daha fazla bankanın işte fail olacağı, batacağı, çökeceğiyle ilgili de uyarıyor insanları. Ama ben burada şunu söylüyorum. Fed'in enflasyonu hani büyük bankalar batmadan 4'e getirdiği bir dünyada bence zaten biz bunu 2 aydır falan söylüyoruz. Resesyon olayı falan yok yani. Bölgesel bankacılık krizi var. Ha şu konuda Robert Kiyosaki haklı olabilir. Bölgesel başka bankalar batabilir mi? Okey, o olabilir yani. Biraz daha zaten faiz artışını yapacaktır Fed bu yılın sonuna doğru gibi. Evet ve tabii şimdi Fed Başkanı Powell son konuşmasında ne dedi? Fed kriptolar konusunda zayıf bir rolde değil. Bu konuda böyle bakmayın diyor. Fed kriptolar konusunda güçlü dedi. Burada aslında taşı birazcık SEC'ye attı ve stabil coinlerin para olduğuna inanıyoruz dedi. Bu çok önemli bir açıklama aslında. Fed bunu söyledi. Sesi nereden duyuldu? Japonya'dan. Evet. Aslında Japonya bir süredir global stabil coinler üzerine çalışıyordu ama artık iyiden iyiye seslerini çıkarmaya başladılar. Japonya global paraların işte böyle global paraların stabil coin hub'u olmak istiyor. Merkezi olmak istiyor ama bunlar sonuçta ulusal paralar bir yandan. Tamam, Japonya birazcık Amerika'nın arka kapısı. Yani Çin oradan. Şimdi ben Japonya'ya gittiğim zaman geçen işte bir hafta önce falan Japonya'daydım, Tokyo'daydım. Yani böyle oradaki insanlarla da konuşuyorum. Bazı şeyleri böyle internetten oradan buradan öğrenemiyorsun. Orada mesela insanlar şey diyor, Çin bastırıyor diyor Japonya'ya, böyle bir kıskacı almak istiyor diyor. Japonya'da Amerika'ya yaslanıyor diyor mesela. Güney Kore ile arası sorunlu. Şimdi bu konjektürden buna baktığımız zaman burada yani Japonya'ya bir Amerika go demiş olabilir, yürü demiş olabilir. Sonuçta burada hani ulusal para ama Amerika'nın, Avrupa'nın bu işi Japonya finalde bırakacak gibi bir şey söylemiyor olsam da yani bırakmaz ama bedavadan süreci gözlemlemek için ilk başta ne yapar? İşte izin verebilir yani. Burada Japonya yap bakalım, yürü bakalım, ne tür yan etkileri var bunları görelim diyor olabilir. Evet aslında olası mega boğa için başka güzel sinyaller de geliyor. Bak şimdi geçmişte kriptolar için, Bitcoin için olumsuz konuşan IMF şimdi de baktı Wall Street'in büyükleri EDX adında kendi kripto borsasını açıyor. BlackRock gibi yaş tahtaya basma ihtimali çok az olan, her ne kadar farklı şeyler söylense de yaş tahtaya finalde basma ihtimali çok az olan dev yatırım şirketleri Bitcoin ürünlerini piyasaya sürmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. İşte burada ne var? IMF bir anda çark ediyor. Yani burada ne diyor mesela IMF? Bu rüzgardan, bu anlattığım rüzgardan çok fazla etkilenmiş olacak ki kriptoları yasaklamak uzun vadede iyi bir şey olmayabilir diyor. Ha ben burada şey söylemek istiyorum. Hayrola yani, hayrola, ne oldu, ne değişti? Sen değil misin? Hani kaç zamandır hani olumsuz konuşan, Bitcoin için, kriptolar için olumsuz konuşan ve Yani burada zaten şu an kimse kriptoları yasaklamak istemiyor ki, şu an hani güzel bir ortam var aslında. Hani SEC'ye belki hani 2-3 hafta önceki olaylara taş atıyor olabilir ama şu an hani Wall Street'in kriptolara, EDX'le markete, olaya dahil olması büyük bir şey sonuçta. Evet, bu olaylar böyle. Yani tabii finalde kriptolar mega boğaya girmesi durumunda, işte EDX'in güzel bir hacim elde etmesi durumunda ben sana söyleyeyim. Yani burada IMF falan senden benden fazla kriptocu olur yani. Bu arada şundan da bahsedeyim. Finbolt coin, bazı coinlerden uzak dur diye bir yazı yayınladı. Ona da geleceğim ama yani bazı coinlerden uzaktır diyor. Fakat ona gelmeden önce önemli bir şey var. Coinbase'in raporuna göre Fortune 100 şirketi, en tepedeki Fortune 100 şirketlerinin %50'den fazlasının blockchain girişimi var. Blockchain'de bir şeyler yapmak istiyorlar. İşte bunlar nedir biliyor musun? Bunlar adaptasyondur. Fiyatta hani hep söylüyoruz ya, Bitcoin 15, 18, 20 abi. Bitcoin'in fiyatını falan boş ver. Neye bakacaksın? Adaptasyon gümbür gümbür geliyor mu? Ki geliyor. İşte şimdi de bunu söylüyorum. Yani değişen bir şey yok. O zamandan bu zamana 15K'dan 30K'ya Bitcoin 2x yaptı. Ayı sezonunda, düşüş sezonunda, ama bakıyorsun işte adaptasyon cayır cayır geliyor. Bunlar önemli şeyler. Şimdi geliyorum, işte diyor ki bak, next week diyor, önümüzdeki hafta bu 3 coin'den uzak dur diyor. Neden? Finbold'un. Yani neden uzak duruyoruz falan dikkatimi çekti. Vice Crypto Ratings, Token Insight ve Wiki Ratings'in Crypto Rating indeksine göre yani kripto derecelendirme platformları önümüzdeki hafta işte şu 3 coin'den uzak dur diyor. Trade etmekten uzak dur diyor. Bunlar mesela nedir? Hemen ekrana getiriyorum. Birincisi Kucoin borsasının kendi token'ı KCS. Kripto borsaları regülasyon tehlikesiyle karşı karşıya ve Binance'dan sonra bir sonraki hedefte Kucoin olabilir deniyor. Dolayısıyla burada hani platformun rezervlerinden önemli bir para çıkışı olabileceğini söylüyorlar. Böyle bir şey olursa hani sürekli düşüş trendinde zaten diyor uzaktır diyor. Birincisi KuCoin'in KCS token'ı. İkincisi Luna Classic kankalar. Şimdi Luna Classic zaten hani çökmüş Luna platformunun orijinal zincirindeki coin. Hani burada Luna Classic'in sonu birazcık zaten ne gibi oldu? Ethereum Classic gibi oldu. Amaçsız, işlevsiz falan. Dolayısıyla burada önümüzdeki hafta bundan uzaktır diyor. Üçüncüsü ise her ne kadar benim uzun vadede hani birazcık sevdiğim NFT kültürü olarak sevdiğim ve olası mega boğada da kısmen iyi dönüş yapabileceğini düşündüğüm bir altcoin var, Apecoin. Burada yani bundan uzaktır diyor. Tamam, NFT topluluğu olarak işte coin çıkararak aslında büyük risk aldılar. Boğa'nın Apecoin'den önümüzdeki hafta hani Boğa'nın tabii kötü zamanlarında çıkardılar. Böyle hani tam böyle sonlarına doğru çıkardılar. Dolayısıyla şu an içinde böyle önümüzdeki hafta içinde Apecoin'den uzaktır diyor. Şimdi durumlar böyle ve tabii en az risklisi bence finalde şu anki piyasada, ortamda tabii ki de Bitcoin. Tabii biz böyle ara ara altcoin sepetleri yapıyoruz, yapacağız ve devam edeceğiz aslında. Kripto emeklilik programı çerçevesinde mega boğayı beklediğimiz, hazırlandığımız bazı güzel altcoin sepetlerimiz var. O sepetlerde bu videonun açıklama kısmında zaten mutlaka tıkla, o Google Drive, Excel linkinden onları izle, takip et, bul. Şimdi bu arada çok kısaca bir şeyden bahsedeceğim. Sonrasında teknik analizler, zincir analizleriyle tam gaz devam edeceğiz kankalar. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna bas, beğenmediysen de beğenmeme tuşuna basmayı unutma. Evet, devam ediyoruz. Ve evet, bu bölümde bir de çok kısaca neyden bahsedeceğim? UMA Token'dan bahsedeceğim. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil tabii. Şimdi kanka, kendisini sosyal medya platformu olarak sunmaktan ziyade bütünsel bir ekosistem olarak tanıtıyor. Geleneksel ve muhafazakar görüşe sahip insanlar için bir sosyal ağ aslında. Sadece onlar için değil ama onları da kapsayan bir ağ olmak istiyor gördüğümüz kadarıyla. Tüm bu özellikler dünyanın dört bir yanından benzer düşünen insanları da aslında birbirine bağlamayı ve onların değerleriyle uyumlu kaynaklar sağlamayı amaçlıyor. İşin token kısmına da geçecek olursak da UMA tokenlar zaten CoinMarketCap'te gördüğümüz kadarıyla zaten MXC borsasında listeli. Yenilikçi bir sosyal medya deneyimi için bu token'ı kullanmayı amaçlıyoruz diyorlar. Şu an zaten fiyatı 1 sent civarında. Bakalım neler olur, nerelere gidebilir. Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Evet kankalar, şimdi Tabii şöyle bir devam ettiğimiz zamanda evet zaten hani borsada listeli olduğunu söyledik. Bunu da zaten başarılı bir public sale sonrasında getirmişler ve satılmayan tokenları da yaktıklarını ifade ediyorlar. Şu an total supply miktarı 500 milyon olan adet tokenların 104 milyonu aktif olarak dolaşımda ve UMA'nın aslında akıllı sözleşmeleri de nerelerde gördüğümüz kadarıyla Solidproof tarafından denetlenmiş. Sonuçlarını zaten ekranda görüyorsun. Evet, gerekli linkleri açıklama kısmına eklerim. Merak edenler oradan tıklayıp bakabilir. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Görüşürüz. Evet, devam ediyoruz. Evet kankalar, şimdi şöyle geliyoruz. Fear and Greed Endex'e baktığımız zaman da şöyle bir müziği de aşağıdan verelim. Evet, piyasalar Extreme Greed'den birazcık Greed'e doğru gidiyor. Yani hayvan gibi, deli gibi bir açlık yok ama aç bir pozisyonu hala güzel. Hala birazcık DXY'in toparlanması söz konusu. Orada birazcık doların yükselmesi söz konusu. Şu an şöyle bir baktığımız zaman zaten aslında Dow Jones, S&P 500 ve buralarda birazcık buralara ufak tefek bir para girişi var. Haliyle birazcık ters giden, bu aralar ters korelasyonda olan Bitcoin altın arasında bir şey var. Yani DXY'ya para girişi var. DXY S&P 500'e bir para girişi var. Daha çok DXY'ya tabii dolara var. Ve arkasından Bitcoin ve altından da birazcık para çıkışı var. Ve şöyle bir kriptolara baktığımız zaman aslında aç. Yani kriptolar %65. Bayağıdır biz burada greedy görmedik. Yeşile gitmemiştik. Unutma, burasının finali 99'dur. Yani 99'un üzerine çıkamaz. Biz bunu 70 bin dolarla da söylemiştik. O zamanlarda da söylemiştik. Peki market cap'e bakalım. Bitcoin'in dominansını aslında bu aralar konuşmak lazım. O birazcık önem kazanıyor. Şimdi baktığın zaman dominanstan aslında dominansa güzel bir... Yani Bitcoin'in dominansı aslında son günlerde yükseliyor. Bu şu demek, aslında birazcık para Bitcoin'de kümeleniyor. Dışarıdan gelen para veya kriptolardan, altcoin'lerden çıkan para Bitcoin'e kümeleniyor. Böyle bir rotasyon söz konusu. Dolardan da büyük bir aslında para girişi var. Şöyle baktığın zaman 44 milyon dolar ve TL'den 11.7 milyon dolar bir Tether'e para girişi var gibi gidiyor zaten. Burada patikası dolardan XRP'ye de var. Evet, şöyle bir boğalarla ayıların savaşına baktığımız zaman da kankalar, Romalılar, evet bir baya bir sıkışma var. Yani burada görüyorsun 30 bin tepede aslında 30.800, yani 31 bin doları ayılar göstermek istemiyorlar. Gerekli setleri çekmişler ama hani bakıyorsun boğalar da 29.500 doların üzerine çıkarmak istemiyor. Adeta şu an var ya, ne var biliyor musun? Manyak bir savaş var. 31 bin dolar mı olacak yoksa 29 bin dolar mı olacak? Burada böyle acayip bir savaş var boğalarla ayıların arasında. Şimdi şöyle bir baktığımızda evet aslında Tether, bak Tether'e bayağı bir talep var. %29'larda USDC ve DAI'ye talep daha az. Baktığın zaman Tether tarafında bir sıkıntımız yok. Peki likidasyona bakalım. Likidasyonda aslında Bitcoin'de birazcık likidasyon söz konusu. Ethereum, Pepe işte dün bir yükseliş yaptı bayağı bir. Arkasından zaten birazcık soluklanması mümkün duruyor. Şimdi evet, likidasyonlarda longları patlatmışlar daha çok. Birazcık bir düşüş söz konusu. Ama şöyle bir hani zincir tarafına da bakalım. Yani zincirde bakıyorsun hani zincir tarafında da hani şimdi order book'ta güçlü boğalarla ayıların savaşına. Tamam, orada ayılar da güçlü ama boğalar da burada güçlü. Bakıyorsun order book'ta zincirde de güçlü yani. Zincirde zayıf bir görünüm yok. Tam aksi ayılar orada çok zayıf görüyorsun. Yani burada boğalar nereye çekmiş setleri? 25.500, 26, 27.400, 28.300, 29.200. Yani burada 29.000 doların altına indirecek bir dünya çok da söz konusu değil şu an ama tepeye giderse gider yani 31, 32, 33 burada mümkün. Yani görüyorsun ne kadar zayıf bir durum söz konusu burada. Evet kankalar, kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma. Show must go on. Evet, şimdi burada bak. Kimler satıyor? Madenciler satış koymaya başlamışlar. Net ekranda görüyorsun. Ve Bitcoin yükseliyor. Borsalardan dışarıya Bitcoin'de taşınıyor. Yani borsalara deli gibi Bitcoin gönderme söz konusu değil. Ama satanlar da madenciler. Bunları görüyoruz. Kurumsallar FOMO'lanıyor mu? Yani bu birkaç günkü 30 bin dolar, 31 bin dolar civarlarına koşarken ki Bitcoin'deki kurumsal FOMO'lanma yok ama yine normal üzerine bir talep gösteriyorlar. Bunları da söyleyelim. Evet, Bitcoin'in dominansına geldik. Dominans aslında simetrik üçgenden, yani bir simetrik üçgenden yükselişte çıktı. Bunu görüyorsun ekranda. Bu uzun vadeli bir şey ama bak haftalık görünüm bu, tamam. Biz bunu çok önceden çekmiştik. Bayağıdır da dominansa aslında hani böyle özel bir şekilde bakmıyorduk. Şu an bakıyoruz. Burada simetrik üçgenden çıkmış ama bunu şöyle de yapabilirsin teknik olarak, yükselen takoz. Yani gerçi bu çok da mümkün değil, çok yok. Bu yani aslında şöyle yapacak olursak evet, aşağı yukarı belki tekrar dominans tekrar burada 50 bölgesine gelebilir. Ama burada nasıl bunu, buradaki fikri nasıl kafaya oturtmak lazım kankalar? Şimdi burada 51-52'lerde zaten dominans. Burada tepede yani biraz daha belki dominans tepelere doğru çıkarsa, hani burada para girişi olup Bitcoin'e girişi olursa burada belki altcoin'ler yerinde sayar ama burada hani 40'lara gelmesi durumunda, 40'lara işte 35'lere dominansın gelmesi durumunda, orada da Bitcoin'den büyük çıkış olmazsa zaten altcoin'leri biraz yeşillendirebilir ama şu an bir dominansın bu kadar koştuğu bir dünyada altcoin'lerin yeşillenmesini, yükselmesini beklemek birazcık hayalcilik olur. Bunları söyleyelim. Evet, şöyle bir CME'de bir boşluğumuz, herhangi bir şeyimiz yok. Beklediğimiz hedefler zaten buralarda tıkır 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 geldi. Burada da 27-28 bin hatta 29 bin dolarlardaki boşlukta bayağı bir zaman sonra doldu ama burada işte biz hep bu hedefleri verdik. 29 bin dolar bunun dolacağını düşünüyoruz dedik. Gerçekten de doldu. Evet, izleyenler her zamanki gibi ya güzel kazanıyorlar ya da en az kaybedenlerden oluyorlar. Evet, şimdi kankalar burada Bitcoin'in teknik analizi. Şimdi teknik analizde tabii çok hızlı bir hareket yaptık. Sağlıklı bir hareket değil. Burada Bitcoin'in soluklanması, akümüle olması, buralarda takılması bana göre daha sağlıklı. Daha sağlıklısı, en iyi sağlıklısı nedir aslında? 30 binin altına hiç düşmemek. Yani 30 bin üzerinden ne kadar tutunursak, mesela buralarda biraz tehlikeli aslında, 30.100 falan acaba mı dedirtiyor bir yatırımcıya. Yani 30 bin üzerine çıkmamız lazım. Burada bak şu an sıkıntılı. Burada ne yapabiliriz? Güzel şeyler konuşmak gerekirse burada belki bir hani bir şey, bayrak formasyonu yapabiliriz. Yani hani çok güzel şeyleri konuşmak gerekirse belki burada bir bayrak veya flama yapabiliriz. Hani şu an tam formasyon da oluşuyor. Bir yandan tam ne olduğunu söylemek güç ama burada iyi planda buralarda hedeflenebilir. 34 bin dolar, 34 bin, 34 bin 700. Şimdi burada hedefler bazen gecikmeli gelebilir. Ben bunun hemen bugün geleceğini söylemiyorum ama buraya doğru bir rotasyon, 34 bin şu bölgeler, 34 bin, 35 bin dolarlara bir yükseliş rotasyonu yapabilir. Şimdi bak buralar hep beklediğimiz şeyler, bazen geç gelir, bazen bir ay sonra gelir, bazen 2 ay sonra gelir, bazen çok daha hızlı gelir. Ben bunun hemen böyle bugün yarın geleceğini düşünmüyorum ama böyle bir hedef söz konusu olabilir. Yine de tabii buna yönelik bir hamle yapmak için bence 30 bin doların hatta 31 bin doların üzerinde tutulması lazım. Order book'ta da biliyorsun, çünkü bunu da böyle konuşmak lazım. Bak order book'ta 31 bin dolara kadar yollar çetrefilli, boğalarla ayıların savaşını burada boşuna göstermiyorum. Evet kankalar, şimdi burada 30 binin üzerine tutunmamız lazım. Yeni büyük bir formasyon çizmeye bence gerek yok. Şimdi eğer burada devam formasyonu ise bu 33-34'lere kolayca gitmesi lazım. Ama bunun için dediğim gibi 31 bin doların üzerinde tutulmasını görmek lazım. İlk etapta da 30 bin dolar ve arkasına 31 bin dolar. Sonrası 32-33 gibi bölgeler için bence çok da böyle bir büyük bir şey yok. Büyük bir zorlu bir yolculuk bence şu an yok. Şu anki görünümde tabii ki bunlar. Evet kankalar, destek tarafımız 30'da tutunamazsak zaten 28.300, 28.400 dolar bölgeleri. Evet, Ethereum'a geçiyoruz. Ethereum'da aslında Bitcoin kadar güçlü bir destek veya direnç yok. En büyük direnç 2100 dolarda. Yani 2000 ve 2050 ve 2100 dolar bölgesi bence şöyle basitleştirelim. 2000 doların üzerine Ethereum'u şu an çıkartmak istemiyor olabilirler. Yine alıştığımız üzere 50-50 aşağılara, 50-50 yukarılara destekleri, dirençleri çakmışlar. Şu an tabii buradan bir yükselişini yapıyor ve burada aslında ilk durak 1840 dolar bölgeleri. Kırabilirse 1900 doların üzerinde tutunması aslında 2000 dolara doğru umutları yükseltebilir. Şu an tabii sert yükseldiği için böyle düşüşler, böyle düzeltmeler bence normal, olması gereken bir şey. Şimdi Bitcoin'de şunu söylemedik. 4 saatlikte sat sinyali vermiş. Piyasa biraz toparlamaya, düzeltmeye çalışıyor. 1 saatlikte al vermiş kısa vadede. 1 günlükte al demiş. Yani 2-3 haftalık finalde aslında 2-3 haftalık görünüm şu an için güzel. Ethereum'da ne diyor? 4 saatte sat sinyali vermiş. Bugün yarın biraz sıkıntılı diyor. 1 saatlikte de sat vermiş bak Bitcoin'in tam tersine. günlükte o da güzel söylemiş. Yani alt sinyali vermiş. Biraz daha böyle 2-3 haftalık pozisyonlar fena değil diyor. Bak totale dönüyoruz abi. Total de aynı hikaye. Yani totalde de 1 trilyon 13 üzerine 130 milyar dolar 140-150'nin üzerine tutunmamız lazım. Yoksa şu an burası da sıkıntılı. Ve total 2'ye baktığımız zaman total 2'de de neyimiz var? Bak görüyorsun burada da desteğimiz 549. Bunun üzerine çıkması lazım. Çıkamazsa zaten tekrar aşağılara gelebilir. 528. Şimdi altcoin'ler biraz daha sıkıntılı. Bitcoin'in dominansının 60'lara doğru koştuğu bir dünyada altcoin'lerden daha büyük para çıkışları olabilir. O yüzden bence daha az riskli bölgeler buralar. Daha kısa vade için. Uzun vadede SEC'nin menkul kıymet demediği işte Matic'tir bilmem nedir işte o coin'ler dışında biraz daha onlar biraz daha baskıda olacaktır. Çok büyük ihtimalle. Ama onlar dışındaki coinlerde kısa vadede 564 milyar dolar bölgesi biraz daha güvenli bölge olabilir. Destek bu, daha altındaki destek de 527 milyar dolarda. Evet, sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Evet, hoşça kal. Bye bye.